Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. İstanbul'da üstü olsa da biz küfür küfür bir mekandan sizlere bu akşam merhaba diyoruz. Vadi Açık Hava'dayız. Yeni bir açık hava konser alanı diyelim. Ve Atlantis yapımının sahibi Erdal Bozkuş'la da hemen biraz daha detayını konuşalım. Çünkü gerçekten hazırlıkların hala devam etmekte olduğunu, burada değil mi? Kesinlikle. Hala sesler geliyor. Sahne keza hazırlanmaya devam ediliyor. Ama yarın akşam ilk konser. Doğru mudur? Yarın akşam ilk konserimiz. İstanbul'da yeni bir mekan var artık. Vadi Açık Hava. Uzun bir uğraş sonrasında gördüğünüz gibi yarına yetiştirmeye çalışıyoruz. Evet. Genel anlamda bitti. Yarın itibariyle artık İstanbulluların hizmetinde. Artık bunlar son rötuşlar. Son rötuşlar. Sahnemiz en önemli kısmıydı. Doğru. O da şu anda Türkiye'de var olmayan büyüklükte ve teknik özelliklerde bir sahne. Yarın start vereceğiz yüz yüzeyken konuşurken grubuyla. Yüz yüzeyken konuşuruz. Son dönemin en sevilen gruplarından biri, alternatif işlerden biri. Kesinlikle. Yarın akşam ilk konser yüz yüzeyken konuşuruz. Diğerlerini de söyleyeceğiz ama şunu merak ediyorum Erdal. Biz seni aslında Harbi Açık Hava sahnesinden başlamak üzere daha birçok mekanda, işte Teoman'dan Ajda Pekkan'a, Tarkan'dan Şebnem Ferah'a, yıldız isimlerin konser organizasyonlarını yaparken tanıdık, öyle diyeyim. Yanı sıra özellikle Zorlu'da, Zorlu PSM'de İstanbul Müzik Haftası diye bu sene başlattığınız farklı bir etkinlikte, o da bir festivaldi ki bence orada da epeyce alternatif isim sahne ve yer bulabildi. Hem gençler hem ustalar bir araya gelebildi. Nedir tüm bu mekanlar için yola çıkarken kafandaki, şu açıdan soruyorum, seyirci talebi çok, yeterince sahne yok veya sanatçılar istedikleri oranda sahne bulamıyorlar, seyircisiyle buluşamıyorlar veya bu işin çok iyi bir gelir karşılığı var. Nedir seni motive eden ve yola çıkaran? Aslında şöyle söyleyeyim, hani bazı meslekler aşktır ya hani böyle. Müzik de aslında yaptığım iş de çok severek ve aşık olduğum bir meslek. Dolayısıyla yola çıkarken tabii ki bazı nüanslar üzerinden yola çıkıyorsunuz. Ben burada şöyle düşündüm. Türkiye'de hani bir kapanı kültürü var. Bunun değişmesi gerektiğini düşünüyordum zaten başından itibaren. Artı organizasyon dünyasında da bunu yapan insanların kişi ismi üzerine değil de müessese fikrine dönüşmesini düşünüyordum çocukluğumdan beri. Ve çıktığım yolda da buna özen gösterdim. Çalıştığınız insanlar, yaptığınız konserler, halkın tatmini, geldiğindeki burada gençlerin o eğlenirkenki duygusu falan hepsini bir arada gördükten sonra daha da farklılaştırmak istiyorsunuz işi. Biz de sektörü kurumsallaştırmak adına aslında yaptığımız her şeyi Eğlence sektöründen söz ediyoruz. Hep de sorunlu bir sektördür bu arada. Ama biz daha böyle büyük mekanlarda daha kapasiteli konserler yapıyoruz. Bunu sektörün diğer paydaşlarıyla birleştirmeye çalışıyoruz. Aslında bunun içinde sponsorlar, markalar, iletişimciler, sanatçılar, plakçılar hepsini de konu ederek söylüyorum. Buradaki asıl amacımız İstanbul'da müzik sektörüne katma değer yaratacak olanaklar sağlamak. Mesela bundan yıllar önce Harbiye Açık Hava'da da bu kadar çok etkinlik olmuyordu. Evet. Belirli sayıda oluyordu. Orada konserler yapa yapa şu anda neredeyse gün kalmıyor diyebilirim yazın organizatörler açısından. Bu aslında bir anlamda yeterliliği de göstermiyor mu? Yani burada ne olursa olsun biz demek ki böyle büyük organizasyonları yapacak bir yeterliğe ulaştık. Bunu seyirci sayısı açısından da söylüyorum. Sanatçı niteliği açısından ve çokluğu açısından da söylüyorum. Yani 2000'lerin başında bir geçiş yaşadı aslında internetle birlikte seyirci. Tabii. Şu anda seyirci hangi müziği dinleyebileceğini, hangisinin konserine gitmesi gerektiğini biliyor. Ve mekanlar aslında yetersiz kalmaya başladı. Hani Harbiye varken Küçük Çiftlik Park açıldı. Evet. Burası dolacak mı dedik, her günü dolu. Zorlu açılırken bu kadar salonda etkinlik olur mu diyorduk. Bugün Zorlu'ya gittiğimizde tüm salonlara dolu. Çok önemsiyoruz iyi ve yeni sahnelerin olmasını. Aynen. Evet. Tüm salonlara dolu ve dünya standartlarında bir yer. Burası da aslında dünyanın her starının çıkabileceği bir standartta yapıldı. Hem sahne boyutları, hem kulisi, hem de yaşam merkezi olarak. Aslında biz Vadi İstanbul'da bir semt olarak görerek buraya geldik. Burası bir sadece insanların işte konakladığı, çalıştığı veya AVM'nin olduğu bir yer olarak değil, bir yaşam merkezi. Aynı zamanda da
geleceğin semti olarak görüyoruz. Evet, tüm yaşam merkezlerinin kültür sanatla bir ilişki içinde olmasını da diliyoruz aslında. Kesinlikle. Temel çıkış noktamız belki buraya gelirken de o. Şunu hemen soralım. Nasıl bir liste var? Nasıl bir program var? Muhakkak afişlerden, billboardlardan takip ediyor meraklısı ama şöyle kısacık mesela ilk 3-5 ismi söyleyelim. Yüz yüzeyken konuşuruzla başlıyor. Haluk Levent, Athena, MF, Teoman, Şebnem Ferah, Sibel Can, Funda Arar, Edis, daha sayamadığım birçok isim. Türkiye'nin en önemli starları burada sahne alacak. Zaten geçtiğimiz yıl burayı başlatırken Tarkan bir konser yaptı. Arkasından Ajda, Candan Erçetin, Teoman ve Edis yaptıktan sonra potansiyeli de gördük aslında. Doğru. Bunun da üzerine gittik. Bu yılda Türkiye'nin en önemli starları burada sahne alacak. Ben bu haliyle de çok seveceklerini ve buraya özel sahneler ve şovlar hazırlayacaklarını da düşünüyorum. Harbiye Açık Hava örneğin baş tacımız tam da öyle bir sahnedir. Oraya çıkacak olan müzisyen özenle hazırlanır. Aslında bir mertebedir orada. Hatta size şöyle söyleyeyim, oradaki diğer konser ücretlerine belki içinden kendilerine bir miktar para ayırıyor olabilirler. Ama Harbiye gibi bu tür sahnelerde, Vadi gibi sahnelerde hem biz hem de onlar aslında elimizdeki tüm imkanları kullanırız. Yani kimse o işlerden para kazanmaz. Finalde organizatörün tabii ki bir döngüsü için para gerekiyor. Ama sanatçı neredeyse tüm parasını o işe harcar. Çünkü bu bir prestijdir. Kesinlikle. Bu sahnelerde olabilmek bir prestijdir. Biz de yeni sahneleri gerçekten alkışlıyoruz. İyi ki bu işlere siz bir şekilde vesile oluyorsunuz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Efendim hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler. Öyle söyleyelim. Evet, burada İstanbullu sıcak yaz akşamlarında sevdiği isimlerle buluşabilecek Harbiye Açık Hava sahnesi gibi burası da önemsenen bir sahne olsun, öyle diliyoruz. Teşekkür Buna ihtiyaç ederim, var çünkü. Ve Erdal'a teşekkür ederken hemen ajandamızdaki diğer haberlerimize de bakalım. Sevgili seyircilerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından Ara Güler Müzesi ile Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliği ile sanatçının eserlerini dünyanın önemli kentlerine taşımak üzere gerçekleştirilen Ara Güler Fotoğraf Sergisi Londra ve Paris'in ardından 3. durağı olan Kyoto'da sanatseverlerle buluşacak. Hatırlayacaksınız, Nisan ayında Londra'da, Mayıs ayında Paris'te düzenlendi Ara Güler Fotoğraf Sergileri ve çok büyük bir ilgi gördü. Ve şimdi de Kyoto'da 800 yıllık tarihi olan özel bir tapınakta açılacak. Burada da daha önce İngiltere ile Fransa'da ülkelerin kendi diliyle okura ulaşan bir sergi kitabı oluşturulmuştu. Japonya'da da Türkçe, İngilizce ve Japonca olarak tek baskıda 3 dili içeren özel versiyonuyla ve önemli bir zamanlamayla, G20'ye denk gelen bir zamanlamayla devlet başkanlarına armağan edilecek. İş Sanat Kibele Galerisi 2 Mayıs'ta açtığı Türk şiirinin büyük ismi, ustası Nazım Hikmet'in 63 yıllık yaşamından kesitler taşıyan Nazım'a Yolculuk sergisini gördüğü ilgi üzerine 14 Temmuz'a kadar uzattı. Şairin Selanik'ten Moskova'ya kadar uzanan büyük yolculuğuna eşlik etme çabası olan sergide genç yaşından itibaren hayallerinin peşinden giden, şiirler yazan Nazım Hikmet'in hayatıyla ilgili şimdiye kadar bilinmeyen yönlerine dair birçok iz bulmak da mümkün. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'un 2010 Dünya Kültür Başkenti seçilmesi çerçevesinde projelendirdiği Uluslararası İstanbul Opera Festivali 10. kez 2-14 Temmuz tarihleri arasında sanatseverlerle buluşuyor. Onuncu yılını kutlayan Uluslararası İstanbul Opera Festivali 2 Temmuz'da başlıyor. Festival, 10. yaşına özel zengin bir program ve eserlerle sanatseverlerin karşısında olacak. Festivalin açılışı, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek Turandot Operası ile gerçekleşecek. Devlet Opera ve Balesi Genel Sanat Yönetmeni ve Genel Müdürü Tenor Murat Karahan'ın sanat yönetmenliğinde oluşturulan
Troya Epik Operası da sanatseverlerle buluşacak etkinlikler arasında. Opera Festivali bu yıl ilklere de ev sahipliği yapıyor. Festival kapsamında ilk yerli ve milli Türk oratoryosu Yunus Emre seslendirilecek. Festival, ilk kez konuk olan Bolşoy Tiyatrosu solistlerinin seslendireceği gala konseriyle sona erecek. 10. Uluslararası İstanbul Opera Festivali 14 Temmuz'a dek sürecek. İKSV Nejat Eczacıbaşı binasının en alt katında bulunan İKSV Alt Kat ve İstanbul Müzik Festivali, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle çocuklar ve gençlere yönelik Birlikte Güçlü Sesler Korosu projesine imza atıyor. Dünyaya geldik bir kere, evet. Kavrayalımız seni bu şarkıda. İstanbul Kültür Sanat Vakfı Alt Kat ve İstanbul Müzik Festivali, farklı engelleri olan çocuklar ve gençleri Barış İçin Müzik Korosu'yla özel bir projede bir araya getiriyor. E-Sistema bünyesindeki Beyaz Eller Korosu'ndan ilham alan Birlikte Güçlü Sesler Korosu'nda çocuklar ve gençlerin bir bölümü şarkılara sözlerle, diğer bölümü ise işaret diliyle hayat veriyor. Birlikte Güçlü Sesler Korosu'nun şefliğini Zeynep Eren Kovankaya, işaret dili eğitmenliğini Buket Ela Demirel, ritim eğitmenliğini ise İpek Aktaşlı üstleniyor. Ben de bu projenin parçası olduğum için çok mutluyum. Bu çocuklarımla tanıştığım için çok mutluyum. Onlar zaten bu kadar istekliyken o konserin güzel geçmemesi mümkün değil. İnanıyorum ki inanılmaz enerjisi yüksek ve eğlenceli bir konser olacak. Herkes çok mutlu olacak o konserde. Hem seyirciler hem çocuklarımız. Çalışmalarını Şubat ayından bu yana İKSV Alt Kat öğrenme ve etkileşim alanında sürdüren koroda 13 görme ve 19 işitme engelli 5-16 yaşları arasında toplam 40 çocuk ve genç bulunuyor. Birlikte Güçlü Sesler Korosu 29 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek Yaşama Övgü Human Requiem konseri öncesinde saat 20'de Zorlu PSM Amfi'de vereceği ücretsiz mini konserle müzikseverlerle buluşacak. Başka notlarımız da var. Yeni bir fragman, bir sinema filminin set fotoğrafları ve Türkiye'de sinema izleyicisi sayısında son durum. İşte bu başlıkların detaylarıyla hazırladığımız haber turu da ekrana geliyor ve biz bu haber turuyla sizlere veda ediyoruz. Yeni günde buluşmak dileğiyle. İyi akşamlar. Yönetmen Özer Feyzioğlu'nun ilk uzun metrajlı filmi olan Cep Herkülü, Naim Süleymanoğlu filminin çekimleri İstanbul'da sürüyor. Hazırlık aşamasında yaptığı antrenmanlar ve uyguladığı özel beslenme programıyla Naim Süleymanoğlu'na ikizi kadar benzeyen genç ve yetenekli oyuncu Hayat Van Ekin, Londra Oteli'ndeki set gününden kareleri paylaşıldı. Efsanevi sporcunun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu'nun anılarından derlediği kitabından yola çıkılarak beyaz perdeye aktarılan filmde Süleymanoğlu'nun babasını Yetkin Dikinciler, annesini ise Selen Öztürk canlandırıyor. Filmin çekimleri Bulgaristan, Azerbaycan, Melbourne, New York ve Moskova'da devam edecek. Bu arada halk oylamasına açılan 4 film afişinden hangisinin seçileceği ise 1 Temmuz'da belli olacak. Türkiye'de sinema seyircisi sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre %5,4 azalarak 54 milyon 72 bin 380 kişiye düştü. Buna göre Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2018'de bir önceki yıla göre %6,2 artarak 2858 oldu.
dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı %4,2 yükselerek 342.813'e ulaştı. Sinema salonu bulunmayan iller Ardahan ve Şırnak olarak kayıtlara geçti. Oğlum ne yapıyoruz biz burada ya? Ağaca sarılıyoruz. Beğenemedin mi? 1 Temmuz'da 54. Carlo Vivari Uluslararası Film Festivali'nde premieri gerçekleşecek olan Küçük Şeyler'den fragman yayınlandı. Yani tabii bizim ailemiz, işimiz, şirketimiz. Babamın Kanatları'yla çıkış yapan Kıvanç Sezer'in yeni filminin oyuncu kadrosunda Alican Yücesoy, Başak Özcan, Bülent Emrah Parlak, Seda Türkmen, Müfit Kayacan gibi isimler yer alıyor. Hani böyle hayatta bazı anlar vardır ya. Böyle durursun. Orta sınıf mensubu Onur ve Bahar çiftinin evlerinin yanı sıra ilişkilerinin de tehlikeye girmesini absürt mizah sularında gezerek anlatan filmin yapımcılığını yönetmen Tolga Karaçelik üstleniyor. Canım, biraz daha pilav olabilir mi? Alırsın.